Hepinize selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle ilk başta Bitcoin fiyat hareketlerine bakacağız. Daha sonrasında da Ethereum fiyat hareketlerine bakacağız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz birkaç gündür video yüklemedim. İlk başta o geçmiş günlerde neler yaşandı onlara bakalım. Daha sonrasında önümüzdeki birkaç günde neleri bekleyebiliriz onlar hakkında konuşalım isterseniz. Videoya geçmeden de hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olup videoya like atmanız çok fayda sağlıyor arkadaşlar kanala. Dolayısıyla hala abone olmadıysanız kanala abone olabilir. Videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenebilirsiniz. İlk olarak Bitcoin grafiğine bakarak başlamak istiyorum. Burada ilk dikkat etmemiz gereken nokta bu paralel kanal formasyonunun artık kırılmış olması. Bu paralel kanal formasyonunu 18 Haziran'da oluşturmaya başladık. Daha sonrasında güzel bir rally gördük aslında. Fakat 19 Haziran'da yani geçtiğimiz günlerde bu paralel kanal formasyonunu aşağı yönlü kırdık. Şimdi grafiğimize biraz daha küçük zaman dilimlerinde bakarsak burada yeni bir ayı bayrağı formasyonu oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. İsterseniz bu formasyonu çizerek göstereyim ama 4 saatlik grafikte daha net gözüküyor. O yüzden 4 saatlik grafiğe geçtim arkadaşlar. Burada direğimizi bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar ve bayrağımızın sağına taşıyoruz. Yani kanalımızın sağına. Bu hedef de aslında bize 17 bin dolarlık bir hedef sunuyor bu formasyon. Burada aslında dikkat etmemiz gereken bir başka şey de destekler arkadaşlar. Destekler hakkında birazcık daha detaylı konuşacağız ama ilk başta size üstün körü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 19.700-19.800 dolarda 2017 boğa sezonunun en tepe noktası var. Bu kaçınılmaz olarak en büyük desteklerimizden biri olacak diye düşünüyorum. Onun haricinde de dikkat etmemiz gereken iki çizgi daha var. Onlar da bu çizgiler. Bu iki çizginin arasını beyaza boyayacağım arkadaşlar. Daha net bir şekilde ne anlattığımı anlayabilirsiniz. Şimdi az önce anlattığım etkenlerden dolayı aşağı yönlü bir hareket bizi bekliyor olabilir. Eğer bu hareket gerçekleşirse bu iki bahsettiğim desteği de kırmış olacağız arkadaşlar. Bu da Bitcoin için gerçekten çok kötü bir şey. Burada gördüğünüz gibi bir tane daha ayı bayrağı formasyonumuz var ve formasyonumuzun hedefi de 17 bin dolarda olduğu için bana ikisinin çakışması çok manidar geliyor arkadaşlar. Ben dahil birçok makro ekonomi analisti şu an Bitcoin fiyatlarının 10 bin lira, 12 bin lira, 13 bin lira doğru hareket ettiğini düşünüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir tane daha ayı bayrağı formasyonumuz var ve formasyonun hedefini çizdiğimiz zaman 10.000 ile 12.000 dolar civarında bir hedef sunuyor size. Bu 10.000 ile 12.000 dolarlık seviye bana niye mantıklı geliyor diye sorarsanız bu 10.000 ile 12.000 dolar civarında pamplamaya başlamıştık geçen boğa sezonunda. O yüzden önemli bir seviye diye düşünüyorum. Aynı zamanda %85'lik bir düzeltme anlamına geliyor. Bu da diğer ayı sezonlarında Bitcoin'in yaşadığı düşüşle örtüşüyor. O yüzden arkadaşlar 10.000 ile 12.000 dolara bu kadar mantıksız bakmayın diye uyarmak istiyorum baştan. Her şey yaşanabilir. Şimdi isterseniz bir de 1 saatlik grafiğe bakalım. Bugün nasıl bir trade yapabilirsiniz onun hakkında konuşalım. Grafiğe bakarsak arkadaşlar burada bir kanal görüyorsunuz. Bu kanal aslında önümüzdeki günlerde trade yapacağımız kanal diyebilirim. Destek noktamız 21 bin dolarda, direnç noktamız da 21.800 dolarda. Şimdi isterseniz bir de fiyat seviyelerimizi getirelim. Çünkü fiyat seviyelerimizde tahmin yaparken bence çok faydalı oluyor. Dolayısıyla fiyat seviyelerimizi açtığımız zaman arkadaşlar benim söylediklerimle tamamen uyuştuğunu görebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi 21 bin dolarda bir desteğimiz, 21 bin 800 dolarda da bir direncimiz var arkadaşlar. Bu iki destek ve direnç arasında trade yapacağız. Eğer mesela dirence dokunduysak bir short pozisyon, desteğe dokunduysak bir tane long pozisyon açabilirsiniz. Çünkü önümüzdeki birkaç günde böyle gidecektir diye düşünüyorum. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir başka noktada 20 bin dolar seviyesi, 19 bin 900 dolar seviyesi. Bu seviyede 3 tane destek var arkadaşlar. Bunlardan birincisi az önce gösterdiğim paralel kanal formasyonunun desteği. İkincisi 2017 boğa sezonunun en tepe noktası. Üçüncüsü de bir tane aylık seviye. Dolayısıyla arkadaşlar burası gerçekten çok güçlü bir destek noktası olacak diye düşünüyorum. İlla oraya kadar düşeceğiz ama oraya kadar düşünceye kadar da yukarı yönlü aşağı yönlü fiyat hareketlerinden bence fayda sağlamamız güzel olur. Şimdi Bitcoin'de söylediklerim bu kadardı arkadaşlar. Ethereum analizine geçelim ama onun öncesinde de Bybit'ten kısaca bahsetmek istiyorum. Bybit benim sponsorum. Aynı zamanda kullandığım kripto para platformu. Ve Ağustos ayına özel yeni üyelere 4.000 dolarlık bir bonus veriyorlar arkadaşlar. Bu bonusu kazanmak için yapmanız gereken Bybit'e kayıt olmak. Sonra bonuslarım kısmına gidip orada claim my bonus yazısını yani bonusumu al yazısına tıklamak. Yapmanız gereken sadece bu. Saçma sapan şeyler yok. Çok kolay kullanım var arkadaşlar sitenin. Gördüğünüz gibi zaten Binance'a da benziyor biraz. Birazcık diye yani diğer kullandığınız sitelerle benzerlik taşıması bence sizin avantajınıza olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda trade kopyalama özellikleri de var. Böylece başkalarının yaptığı trade'leri otomatik olarak kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bybit'e linkini açıklamada bıraktım. Oradan 4000 dolarlık bonusu kazanabilirsiniz. Şimdi Ethereum grafiğine bakarsak Ethereum 1560 dolarda kendine güzel bir destek buldu arkadaşlar. Ama bu destekte ne kadar kalabiliriz orası biraz şüpheli.
Ethereum için endişelenmemin başka nedeni de arkadaşlar, 1600 dolardaki bu önemli desteği size daha önce anlatmıştım. Ayı sezonu ile boğa sezonunun arasını koruyor bu çizgi diye. Yani 1600'ün altındaysanız tekrar ayı sezonundayız. 1600'ün üstündeyseniz tekrar boğa sezonundayız diye kısaca bir açıklamıştım arkadaşlar o çizgiyi. Tekrar o çizginin aşağısına düştük. Dolayısıyla ayı sezonu geri döndü diyebilirim. Eğer kısa zamanda 1700 doların tekrar üzerine çıkamazsak, hatta orayı bir retest yapamazsak arkadaşlar, muhtemelen daha düşük fiyatlar bizi bekliyor diye düşünüyorum ben. Tabi sizin de fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bu bir retest miydi? Tekrar yukarı doğru hareket edecek miyiz? Yoksa rally'nin sonuna mı geldik? Artık aşağı düşüşler kışın başlamasıyla bizi mi bekliyor? Hepinizin fikirlerini arkadaşlar yorumlarda almak istiyorum. Orada tartışalım isterseniz. Bybit'te de 4000 dolarlık bonusu açıklamadaki linklerden katılabilirsiniz. Onun haricinde de Telegram kanalımız var arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Ona da açıklamadan katılabilirsiniz diyeyim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa açıklamalarda, yorumlarda sorarsanız hepinize cevap vermeye çalışıyor olacağım. Tekrar arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.